Ben bu Kocatepe Camisi'ne geldim de kadınlara vaaz etmek için çarşamba günleri kadınlara vaaz dedim. Kocatepe'de bazı kardeşlerimiz erkek koca kadınlara nasıl vaaz eder? Olmaz böyle bir şey, biz hanımlarımızı erkek hocanın vaazına göndermeyiz demişler. Öyle söyleyenlere cemaatimizden bir tanesi dedi ki, erkek hocanın vaazına göndermiyorsun hanımını. Hanımını çarşıya, pazara gönderiyor musun? E gönderiyorum. Ama pazarda dedi, pazarcıyla ikiden ikiye konuşuyor. Kaç lira, al şu parayı, ver üstünü falan. Pazarlık yapıyor. E camide böyle bir şey yok ki. Birisi vaaz ediyor. Bir müftü efendi gelmişti Bayrampaşa'ya. İlim sahibiydi. Dedim ki, yapılan hizmetleri başkasından duyacak yerde benden duysun. Buradaki hizmetleri anlatırken dedim ki, çarşamba günleri kadınlara vaaz ediyorum dedim. Dedi ki, olmaz. Eğer çarşamba günleri kadınlara vaaz ediyorsan kürsüye çıkmayacaksın. Mihrapta oturacaksın. Refikanı da hanımını da yanına alacaksın dedi. Öyle kadınlara vaaz edeceksin dedi. Dedim ki, ben Efendi Hazretlerimizin terbiyesiyle yetişmiş birisi. Bizde usul, kadınlara vaaz ederken gözlerimizi kapatırız. Kadınlara, erkeklere baktığımız gibi bakarak vaaz etmeyiz. Kürsüde vaaz ederiz, eğer kitaba bakacaksak gözümüzü açarız, bir şey okuyacaksak. Ama karşımızdaki kitleye asla bakmayız. Ki bu konuda Efendi Hazretlerimizin hassasiyeti, yani böyle en ufak iğne kadar boşluk bırakmamıştır. Normalde caminin içerisinde terlik giyilmez. Usule uygun değildir. Ama Efendi Hazretlerimiz kadınlara vaaza çıkarken terlik giyerdi. Hiç camide terlik giymezdi. Ama kadınlara vaaza çıkarken terlik giyerdi. Neden sizce? Çünkü onun ayak bastığı yerlerde biraz önce kadınlar oturuyordu. Oturduğu yerlerde yerde sıcaklık vardır. Ayağını bastığı zaman o sıcaklık ayağını değmiş olacak. O sıcaklığı hissetmemek için bile ayağına normalde asla terlik giymezdi. Bu kadar hassas, bu kadar hassas. Dedi ki, siz öyle mi vaaz ediyorsunuz? O müftü efendi şimdi rahmetli. O zaman çıktı da kürsüye vaaz etti.